annem. Uyku saatimiz geldi Rüzgar, değil mi? Ne yapıyorsun? Zıpla zıpla. Uyumayacak mısın? Hayır anneciğim, uyuyacağız. Rüya, giydin mi anneciğim pijamalarını? Bakayım. Hadi bakalım. Şimdi arkanı düzel. Aa, nereye gitti? Senin yatağına gitti Rüya zıplamaya. Rüya, bir dakika gelebilir misin? Bir şey söylemem lazım sana. Gel anneciğim. Gel gel gel. Rüya, küçük bir problemimiz var. Farkında mısın bilmiyorum ama Rüzgar birkaç gecedir gündüz hiçbir şey yok ama geceleri burnundan zor nefes alıyor. Horul horul. Ah! Horluyor. Böyle olmaz. Burnunda bir tıkanıklık olmalı değil mi? Şimdi ben bugün ne yaptım biliyor musun? Gittim eczaneden. Senin fizyolojik aldım. Vallahi. Sen de mi kullanacaksın? Anne, ihtiyaç doğrultusunda kullanılır o ki kafamıza göre olmaz. Anne. Efendim? Gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Şimdi onu getireceğim bir Rüzgar'ın burnuna. Fıst sıkacağız, tamam mı? Evet, şuradan senin fizyolojik. Bak, burada. Şırıngamız da burada. Tamam. Hallettim anneciğim. Şimdi dur. Anneciğim, iki tane şırınga var. Bunu Rüzgar'a koy. Anne! Ne, bir şey yapacağız. Burnuna yapacağımızı anladın mı? Anneciğim, burnuna serum fizyolojik sıkacağız ki gece burnun tıkanmasın. Peki şöyle yapalım. Kaçtı. Düşün. Ben yapmak için kendime yazıyorum. O zaman söyleyeyim. Bunu sırayla yapıyoruz diyelim Rüzgar'a. Önce sen yap, al. Sonra da Rüzgar yapsın. Gerçekten olur mu? Gerçekten yapacaksın. Dur dur, şimdi de Rüzgar'ın yanında yap ki görsün. Sırayla yapıyoruz. Ay, yürü. Sabahları... Annem, iğne yok ki ucunda. Sabahları pekmez muhabbeti gibi. Pekmeze hep ne diyor? Önce Rüya. Yürü. Rüzgar, düşündük taşındık. Önce Rüya yapacak. İzle şimdi, hazır mısın? 1, 2... Sık. Hayır. Hadi. Ben sıkayım mı? Biraz daha dik tut, dik tut. Arkadaşlar, bu arada bu gördüğünüz enjektörün iğnesi yok kesinlikle. Bir de eğer böyle bir serum fizyolojik kullanacaksanız, tek kullanımlıklar dahi olsa, mutlaka yanınızda bir büyük olsun, anneniz veya babanız, ebeveyn yanınızda birisi olursa ya, daha doğru olur. Oğlum, kapıdan kaçacak mısın? Rüzgar, ama yapman lazım. Rüya, senin yaptığını görmedim ben. Yaptın mı? O zaman Rüzgar, sıra sende. Gel buraya. Evet, sıra sende. Tut, kendin yap. Kaçma kaçma, gel kendin yap. Rüya kaçıyor, ne yapacağız? Nasıl bir fikir? Ben buna kal, ben mi kendim yapsam? Ay arkadaşlar ya, sizce Rüzgar'ı buna nasıl ikna edebiliriz? Yorumlarız. Niye bağırıyorsun? Oğlum işte, gel. Tofita'ya ne dersin? Sıkalım ve Tofita'yı al, olur mu? Yiyelim sonra bunu sıkalım, olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, nasıl ikna edeceğiz Rüzgar'a burnuna bunu sıkmaya? Yorumlarda yazın. Şimdilik hoşçakalın. Nereye gidiyoruz peki bugün? Bugün jimnastik kursuna gidiyoruz. Evet. Rüzgar, sen de gidiyorsun. Sen hazır mısın buna? Şimdi oldu yapacağım. Vallahi ben de bilmiyorum. Önce deneme dersine gidiyoruz. Anne, şimdi geç kalmayalım. Ya bana ya bir şey yani. Takla atacaksın. Ondan sonra öğretmen anne, diyecek anne, ki. Yo, takmak dedim. Şöyle böyle yapıyor. Eğlenceler, gülmeceler. Çok eğlenceli bir yer orası. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Vaktimiz çok yok. Geç kalmayalım. Hatta o kadar geç kalmayalım ki bugün yataklarınızı düzeltmeyelim. Jimnastik dersinden geldikten sonra düzeltmenize izin veriyorum. Çok hızlı bir şekilde herkes üzerine giyiniyor. Sana şort tişört. İkinize de şort tişört iyidir. Zannediyorum jimnastiği yazın şort tişört yapabiliriz. Kışın ama tight eşofman altı daha uygun olacaktır. Peki sen bilirsin. Haydi hazırlıklar başlasın. Koş. Bakalım. Bence çok yakışıklı oldun Rüzgar. Çok sportif görünüyorsun. Hazır mısın? Bundan sonra sabah sporumuzu profesyonel anlamda yapıyoruz. Jimnastikte, tamam mı?
arkadaşlar bu arada ikisinin de deneme dersi. Ama zannediyorum rüya kesin böyle tamam olur gibi. Ama Rüzgar daha önce hiçbir spor deneyimi ve hiçbir öğretmen deneyimi olmadığı için bakalım onun için nasıl geçecek. Aslında özellikle Rüya ile ben... Evet anneciğim, gece burnun şey akmasın diye soğan koyduk başına. Tıkanmasın diye. Biz özellikle Rüya ile birlikte Rüzgar için daha heyecanlı olabiliriz. Hazırız değil mi anneciğim? Evet. Efendim? Anneciğim ayağında çorap var. Spor ayakkabı tabii ki. Aa! Senin spor ayakkabılarının burada ne işi var? Evin içinde. Hadi hadi yürüyün, çıkıyoruz. Kapat orayı. Kapat anneciğim. Kapıyı açalım. Hadi. Hadi çıkın bakalım. Herkes ayakkabılarını giysin. Efendim. Ben de seni çok seviyorum. Geç kalmadık değil mi Rüya? İnşallah. İnşallah. Rüzgar geç kalmış olabilir miyiz? Hayır. Çok hızlı götürürse ya babanız bizi tamamdır bu iş. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın çok. Birazcık? Evet. Sen? Rüya asıl ben ikiniz aynı anda gideceksiniz. Ben iki kere heyecanlıyım. Gerçi sen de Rüzgar için heyecanlısın değil mi? Bu hadi defa bakalım. Geliyor. Ben onun için daha heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Hadi inin asansörü. Hadi. Allah'ım, arabanın kapılarını vuran sabırsız iki tane. Bir şey söyleyeceğim. Çok uyumlu görünüyorsunuz. İkinizin altı da yeşil, üstünüz de beyazlı ve desenli. Hiç giyinirken böyle Rüya tok aldın mı yanına? Almadın değil mi? Tüh. Neyse Rüzgar tut. Kapıyı sen mi kapatacaksın peki? Hadi girin bakalım içeri. Rüzgar içerisi çok renkli görünüyor. Bence tam Rüzgar'a göre bir yer. Bakalım neler olacak içeride. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel rengi var renk. Rüzgar içeriği gördün mü sen? Göremedin mi? Kaldırayım birazcık. Kaldırayım birazcık seni, bekle. Rüya kaldırayım. Evet nasıl Rüzgar? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Burada sessiz olmalı. Şu anda bir eğitim var tamam mı? Hadi bakalım. 1-2-3 diyeceğiz, başlayacağız. Gidelim ve söyleyelim. Birazdan içeri giriyor olacak Rüya ve Rüzgar. Arkadaşlar sizce nasıl geçecek? Siz bizim için heyecanlı mısınız? Çok renkli ama ya her şey. Hadi artık gidelim.